Herkese merhabalar, Burcu ben. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün BİM'den aldığım malzemelerle sadece 5 dakikada bir tiramisu tarifi yapacağız. Ve inanın bu tarif sizi zirveye taşıyacak. Çok güzel, tam kıvamında hem de 5 dakikalık harika bir tiramisu tarifiyle karşınızdayım. Şimdi isterseniz tarifimize geçelim. Öncelikli olarak tatlımızın muhallebisini yapmakla başlayalım. İlk olarak bir tencerenin içerisine 1 adet yumurta ve 3 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar un ama tepeleme olarak dolu dolu 4 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı dolusu da şeker ekleyeceğiz. Bu malzemelerimizi öncelikle bir çırpıcı ile bu şekilde çırpalım ve daha sonra muhallebimizi ocağa alıp kaynayana kadar pişirelim. Muhallebimiz bu şekilde hafif pötür pötür bir kıvamda olacaktır. Bu normal. Daha sonra blenderdan geçireceğimiz için normal dönecektir. Sıkıntı yapmayın. Bu şekilde kaynamaya başladığından ocaktan alıyoruz ve 15 dakika ılıması için bekliyoruz. Evet, 15 dakika bekledikten sonra içerisine 200 gram labne peyniri ekleyeceğiz ve labne peynirini ekledikten sonra tekrardan karıştıracağız. Bu aşamada labne peyniri ekledikten sonra mutlaka mikserimiz ile güzel bir şekilde çırpalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvamı olacak. Şimdi pandispanya kekimizi ıslamak için sütümüzü de ayarlayalım. 1 su bardağından 1 parmak eksik sütümüze 1 tatlı kaşığı dolusu şeker ekliyoruz. Toz şeker. Ve içerisine ben bu şekilde bir Nescafe aldım. Daha doğrusu kahve diyelim. Bu kahvenin bu şekilde bir paket. Bundan kullanıyorum. Bir pakette bunu ekleyip bir güzel karıştırıyoruz. Şimdi bu karıştırmış olduğumuz sütlü kahveyi pandispanya kekimizin üzerine ıslamak için kullanacağız. Bu şekilde BİM'den almış olduğum pandispanya kekimizi açıyoruz ve bir servis tabağının üzerine koyuyoruz. Servis tabağının üzerine aldıktan sonra dikkatli bir şekilde bu hazırlamış olduğumuz süt kahve karışımının yarısını alt tabanını ıslamak için kullanıyoruz. Evet, yarısını kullandıktan sonra üzerine önceden hazırlamış olduğumuz ve şimdi soğumuş olan muhallebimizi eklemeye başlıyoruz. Muhallebimizin de aynı şekilde yarısını bu katmanda kullanacağız. Geri kalan yarısını da en üst katmana koyacağız. Evet, şimdi diğer kekimizin de bu tarafını değil de bu şekilde olan kısmını tekrardan kalan sütümüzü ıslıyoruz. İsterseniz bir tabağın üzerine koyarak ıslarsanız çok daha rahat olur ve dağılma ihtimali olmaz. Bu şekilde ısladıktan sonra bu kekimizi de direkt üzerine kapatıyoruz. Ve kalan muhallebimizi üzerine bu şekilde her yerine yayarak sürüyoruz.
Evet, görmüş olduğunuz gibi her yerini muhallebiyle güzel bir şekilde sürmüş oldum. Bu arada kızımın elini görmüş oldunuz. Bu şekilde kenarlarını da spatula yardımı ile güzel bir şekilde düzeltmenizi tavsiye ederim. Ne kadar güzel düzeltirseniz o kadar güzel şekilde bir tiramisu elde etmiş olacağız. Evet, bunu da sürdükten sonra ben 6 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. İyice muhallebimiz soğudu ve dondu. Bu şekilde kalıp şeklinde daha güzel çıkması için sizin de buzdolabında mutlaka bekletmenizi öneririm. 6 saatin sonunda beklettikten sonra üzerini şimdi kakao ile bir güzel süslememe sıra geldi. Benim bu şekilde bir aparatım vardı. Bu aparatla üzerine döktüm. Ama siz isterseniz süzgeciyle de güzel bir şekilde dökebilirsiniz. Onu da çok kolay bir şekilde olmaktadır. Bu şekilde kakaoyu üzerine her yerine gelecek şekilde gezdiriniz. Harika bir kakaolu tiramisu olduğunu siz de fark edeceksiniz. Kahve kokulu, kahve tadında ve kakao kıvamında harika bir tiramisunuz elde etmiş olacaksınız. Şimdi en önemli noktalardan birisi tiramisumuzu dilimlemekte. Burada sizin için çok önemli bir püf noktası vereceğim. Bunu da mutlaka izlemelisiniz. Evet, tiramisumuzu dilimlerken bıçağımızın tertemiz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi öncelikli olarak ben iki eşit parçaya böldüm. Şimdi her bir dilimleme sonrası bıçağımı temizliyorum. Mutlaka her bir dilimleme sonrası görmüş olduğunuz gibi pislenen bıçağımı temizleyip tekrardan temiz bıçakla dilimlemeye devam ediyorum. Eğer ki bu şekilde dilimlerseniz daha güzel dilimler elde etmiş olursunuz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz sizin güzel yorumlarınız benim için çok kıymetli ve çok değerli biliyorsunuz. Mutlaka yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bunu da unutmayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün dilimlerimi dilimledikten sonra sizler için iç kıvamda göstereceğim. Harika, süper bir tatlımız olmuş oldu. Yiyen herkesin tarifine soracağına eminim. Herkes tarafından çok beğenileceğine eminim. O yüzden mutlaka bu tarifi kaydetmenizi, yapmanızı tavsiye ederim. En favori tariflerimden birisi. Bunu size söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sizlerin de eminim beğeneceğinize. Sizler için bir dilimini göstermek istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Evet, gördüğünüz gibi keki, muhallebisi, kıvamı bildiğimiz dışarıda yediğimiz tiramisuların aynısı. Tadı dışarıda yediğimizden daha da güzeldi. Öyle söyleyebilirim. O yüzden gönlünüz rahat bir şekilde kesinlikle bu tarifimi deneyin derim. Şimdiden deneyecek olan herkese de afiyet olsun diyorum.